Evet, Kasım Karatepe ile birlikteyiz. Bize başından geçen olayı anlatır mısın? Biz eşimle 2012 yılında Kaçak'a evlendik. Eşimin ailesi ne beni ne de kendisini kabul etmediler. Eşin nereli? Eşim Malatyalı. Malatyalı, burada üniversite öğrencisiydi. Tanıştık. 3-3,5 yıla kadar konuştuk. Sonra Kaçak'a evlendik. Eşimin ailesi kabul etmedi. Bu evlilikten de 3 tane çocuğumuz oldu. En son küçük çocuğumuz 1 yaşındayken eşimin sürekli ben ailemle barışacak, kendi ailesiyle barışmak istediğini, bizim de teşebbüslerimiz olmasına rağmen babası kabul etmedi. 2021'in Ocak ayında eşim, bu arada yalnız bizim aramızda sürekli ben ailemin yanına gideceğim, ailemle barışacağım, evin çocuklar olsun, evin ihtiyaçların olsun ihmal etmeye, olmamış şeyleri de olmuş gibi çocuklara yansıtmaya başladı. Bir gün de eve gittiğimde büyük çocuğumun, kaç yaşında çocuklarım? Çocuklarım en büyüğü 11 yaşında, küçüğü ortanca 9 yaşında, en küçüğü de 5 yaşında. Bir gün eve gittiğimde çocuğumun, büyük çocuğun burnunun kanadığını, ortanca çocuğun da dudağının patladığını, yalnız bununla da yetinmeyip çocuğu bir yerini banyoya kilitlemiş, bir yerini tuvalete kilitlemiş, lambayı ışıklarda söndürmüş. Bizim de tartışmamız oldu. Ben çocuklarıma evliliğimin süresince de bu süreçte de her zaman inceydim. Tartıştık, münakaş ettik. Bu da dedi ki ben artık ailemin yanına gidip ailemle barışacağım. Ben ne çocuklarıma annelik ne de sana eşlik yapamıyorum. Bu düşünce beni sardıkça. Ya dedi kendimi öldüreceğim. Kendimle bir gün gelmişsin, kendimle çocukları öldürmüşüm. Ya da ben gideceğim, öldürüyorsa babam beni öldürsün. Bir hafta sonra ben sabahtan işe gittim. Nisan'ın 8'iydi. Kayınpederim benim haberim olmadan, rızam olmadan geliyor. Evden çocuklarımı ve eşimi alıp götürüyor. Eşim Nisan'ın 8'inde gitti. Nisan'ın 11'inde benimle irtibata geçti. Kasım, ben bir hata yaptım, bir yanlış yaptım ki bunlar da mesajlarımızda mevcuttu hepsi. Telefon görüşmelerimizde mesajlaşarak, gizli saklı çünkü ailesiyle görüşüyordu, mevcuttu. Ben annemi babamı ikna edeceğim, biz yeniden bir araya geleceğiz, sen biraz sabırlı ol. Bu süreç 9 ay buldu. Ben bu 9 ayın içinde 3 defa Malatya'ya gittim. Eşimin telkinleriyle, gel demesiyle. Ve o kapıya gittiğimde de beni kendilerini tehdit etmemle, öldürmemle suçlayıp karakola şikayette bulundular. Polisler geldi, beni aldılar. Yalnız bu akabinde çocukları Malatya'ya götürür götürmez hemen sünnet ettirilmiş. Ve benim en küçük çocuğumun temizliği yapılmadığından dolayı çocuğum 20 gün hastanede yoğun bakımda kalmış. Ayrıyeten de ortanca çocuğum bu 9 aylık süreçte beni görmediğinden dolayı vücudunda sulu yaralar çıkmış. Yalnız biz eşimle hala konuşuyoruz. Eşim bana bunları hiç söylemiyor. Ayrıca da kayınpederim, ortanca çocuğum benimle konuşmak için, telefonda konuşmak, görüşmek için ısrar edince çocuğun kolunu büküyor, şu parmak çatlıyor. Bunu tabii ben çocuklarla kişisel görüş günleri başladıktan sonra öğrenmeye başladım. Çocukların bana söylemleri... Peki bu aşamadan sonra boşandınız... Açtık. Özet anlatayım. Evet, boşanma davası açtık. Boşanma davamız da 2021'in Ağustos'unda açıldı. 2023'ün Şubat'ında son buldu. Yalnız çocukların velayeti, anneye ben çocuklarımın şiddet gördüklerini, bir türlü çocukların mahkemede konuştuklarını hakime beyan ettikleri halde, üstelik en küçük çocuğumun altı o zaman bezli, çocukların bacaklarına altına yapıyor diye çakmak tutulmuş. Gene benimle telefon görüşü olmadığı halde, ki mahkeme kararının da ayda iki defa telefon görüşü ve kişisel görüş günlerinin olması söylendiği halde, ilk önce kişisel görüş günlerinde icrayla vardı o zaman. Çocukları iki defa kaçırdılar, tutanaklarda da mevcuttur. Akabinde de yılmadığımı görünce çocuklar arabadayken üzerime araba sürülmeler, oradan toplanıp arabanın önünü kesip beni dövmelere çalışmalar. Ha, ben gene yılmadım. Gene hep kanuni yoldan hiç geri adım atmadım. Bu 4 sene bir fil boyunca bir gün çocuk görüşünü hiçbir zaman kaçırmadım. Buradan Malatya'ya her çocuk görüşünde gittim. Çocuklarımı aldım, buraya getirdim. Yahut da orada eğlendik. Ve bu süreçte de 5 Şubat'tan sonra 6 Şubat depreminde mahkeme kararında şu yazılı: velayet yerine getirilmediği hakkında velayetin değişmesi gerektiğini. 6 Şubat depremi oldu. Oradaki Malatya Adli
olağanüstü hal olduğundan, adli işlemler yapılmadığından karşı taraf bunu fırsat bilip 6 Şubat'tan Nisan'ın 8'ine kadar bana çocuk mahkeme kararı olmasına rağmen çocuklarımı tekrar yine göstermediler. Ben de bu davayı Yargıtay'a taşıdım. Bu geçtiğimiz, yalnız bu süreçte çocuklarımın her alıp Nisan'ın 8'inde de icradan çıkıp mağdur hizmetlere geçtikten sonra çocuklarımı kişisel görüş günlerinde her seferinde almaya gittim. Gününde teslim ettim. Yalnız orada çocuklarım en küçüğümden en büyüğüme kadar benden ayrılmak istemeyip baba beni bırakma diye sürekli serzenişte 4 yıl bir fil, hiç değişmedi bu. Hani başta özlemdir diyelim ya da bir değişikliktir diyelim ama bu çocuk gittiğinde 1 yaşında ve 5 yaşına gelmiş, en küçüğümden bahsediyorum. Oraya gitmek istemiyorsa orada demek ki bir aksaklık var. Peki şu anda çocukların velayeti kimde? Şu anda öncelikle şunu söyleyeyim. Nisan'ın mağdur hizmetlerde çocukların gitmediğine dair, gitmek istemediğine, orada şiddet gördüklerine dair tutanaklar var. Teslim merkezinde oradaki pedagoglar soruyorlar. Tutanaklar var. Ayrıca da 4 tane bizim DAP raporumuz var. Anne ve anneanne tarafından çocukların DAP edildiği ve bir tane de ceza dosyası var çocuğun. Annenin çocuğu darp ettiğine dair mahkemelik. Mayıs'ta Yargıtay velayet kararını bozdu. Boşanmayı onadı ve velayet kararını bozdu. Yeniden bir süreç oldu. Önce Malatya'da bir heyet, Adli Mağdur Hizmetler Heyeti çocuklarla görüştü. Çocuklar gene orada da, o heyette de şiddet gördüklerini, en küçük çocuğum hariç. Onu da çocuk zaten söylemiş, kendisinin annesinin kandırdığını burada tekrardan söylemiş. Oradaki heyete çocuklar şiddet gördüklerini, bende kalmak istediklerini beyan etmişler. Temmuz'un 8'inde de burada Erzincan Aile Mahkemesi'nde mahkememiz görüldü. Burada da uzman pedagoglar eşliğinde çocuklar dinlenildi ve hakim de dinledi. Çocukların velayetini tedbiren bana verildi. Tedbiren verilmesinin gerekçesi de şu, ceza dosyası olduğundan dolayı annenin dosyanın kesinleşmesi lazımmış ki, yani karara bağlanması lazımmış ki esasen karar verile. Yalnız Temmuz'un 8'inde çocukları anneye kişisel görüş gününde teslim ettim ve hala bugün olmuş, çocuklarımı teslim alamadım ben. Erzincan Adli Destek Mağdur Hizmetler Birimi tutanak eşliğinde suç duyurusunda bulundu. Burada dosya, ivedilikli olması gereken bir dosya 20 gün Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığında bekletildi. 20. günün sonunda avukatımın eşliğiyle, çabasıyla dosyanın yetkisizlik kararı verilip Malatya'ya gönderildi. Bir 15-20 günde Malatya'da bekledi. 3 defa Malatya'ya gittim ve bu süreçte de karşı tarafla, karşı tarafın avukatı eşliğinde irtibata geçtim. Hani ceza almasın anne, biz de suç duyurusunda bulunmayalım. Tamam, kurum bulundu ama ben daha henüz bulunmamıştım suç duyurusunda Malatya'ya gittiğimde. Çocukları getirin, teslim edin. Eşimin babası çocukları öldüreceğini ve hiçbir makamın ve gücün alamayacağını beyan etmiştir. Merhabalar. Erzincan Barosu'na kayıtlı avukat Saadet Özyiğit'im. Kasım Karatepe'nin 2021'den beri avukatlığını yapıyorum. Boşanma davasında avukatlığını yapmaktayım. Boşanma kısmı neticelendi. Yalnız 3 tane, biri 10 yaşında, diğeri 11 yaşında ve küçüğü de 5 yaşında olmak üzere 3 tane erkek çocuk anne ve ailesince, Malatya'da yaşayan anne ve ailesince kötü muamelede bulunulduğundan kendilerine geçici olarak Erzincan Aile Mahkemesi tarafından velayet müvekkilim Kasım Karatepe'ye verilmiştir. 31 Temmuz'dan beri anneyle kişisel ilişki sona erdiği halde anne ve ailesi tarafından sahte doktor raporları aldırılmak suretiyle, ki babası Malatya'da bir hastanede memur, davalı Ayşegül Hanım'ın, çocuklara usulsüz raporlar alınmak suretiyle, çocuklar alıkonmak suretiyle, çocuklar baskı ve zor kullanılarak babadan kaçırılmış bulunmakta ve teslimden imtina ediyor bu zamana kadar. Biz Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığı'na mağdur Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü'nce suç duyurusunda bulunuldu. Anne telefonla memurlara ben bu çocukları teslim etmeyeceğim şeklinde bir beyanı var. Bunun üzerine müdürlüğün suç duyuruları, müvekkilim Kasım Karatepe'nin suç duyurularına rağmen ne kolluk ne savcılık, ki Erzincan Savcılığı da buna dahil,
görüştüğümüzde geçici velayet kararlarının infaz makamının Cumhuriyet Savcılıkları olmadığı beyan edildi tarafımıza. Bu şu an ülkenin bir numaralı gündemine oturan narin cinayeti ne kadar tüylerimizi ürperttiyse, benim müvekkilim de 31 Temmuz'dan beri acı çekerek 3 kere çok sınırlı maddi olanaklarına rağmen kapı kapı, karakol, savcılık, mağdur hizmetleri, Erzincan Adliyesi, Malatya Adliyesi'nde mekik dokuduğu halde, mağdur edildiği halde, bu kadar hayat pahalılığına rağmen müvekkil hala çocuklarına kavuşamamıştır. Biz muhatap bulamıyor benim müvekkilim. Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde görüşme talebinde bulunduk. Sağ olsunlar görüştük ama bize hep şu cevap: bu kararın uygulanma makamı biz değiliz. Düşünün ki benim müvekkilim hangi makama gidecek? Yani bir kolluktan yardım istiyor ama ona bir emir verilmesi gerekiyor. Şu ana kadar müvekkilim fazlasıyla mağdur durumda. 21. yüzyılda insanoğlunun adalet ihtiyacının ne kadar ciddi ve had safhada olduğu, her dakika yaşadığımız, duyduğumuz, medyaya yansıyan, yansımayan birçok olayla yüzümüze çarpıyor. Ve müvekkilim Kasım Karatepe'de mağduriyetine, kısıtlı bir bütçesine rağmen adalet arıyor. Ancak şu ana kadar çaldığı hiçbir kapıdan olumlu bir cevap alamadı. Ve müvekkilim 3 tane çocuğuna kavuşamadı. Biz adaleti arıyoruz. Peki bunun çözümü ne avukat? Efendim, çözümü kurumların iş yapmak istememesi. Evet, Türkiye de gelişen bir ülke, gelişmekte olan bir ülke. Kurumları, mevzuatı değiştiriyoruz ama bu kurumlar bu mevzuata adapte olamıyorlar. Benim görevim değil şeklinde çok çabuk bir şekilde kapı duvar olabiliyor ilgili makamlar, ilgililer. Ben Adalet Bakanlığı'nın bu konuya bir an önce yönetmelik değişmeli veya milletvekillerimizin bu konularda daha duyarlı, daha iyi mevzuat ve uygulama talep ediyoruz. Benim müvekkilim niçin kapı kapı dolaşsın ki? Ben bir avukat olarak bir aydır ona her türlü dilekçeyi yazıyorum, telefon açıyorum, yüz yüze görüşme yapıyorum ve adaleti sağlayamıyoruz efendim. Ya ben icra müdürlüğünden bu işlerin alınması, çocuk görüşmelerinin, velayetin düzenlenmesinin icra müdürlüğünden, ben icra müdürlüğüyle daha kolay bu işlemleri gerçekleştiriyorduk. Biz müdürlük kuruyoruz, mevki oluşturuyoruz, masa oluşturuyoruz ama adalet yok ortada. Bu insan bu çocukları mafyaya mı gidip almak zorunda? Kimle gidip alacak? Öldürülecek mi ya da birisini mi öldürmek zorunda kalacak? Bu işler nasıl halledilecek ve insanların kesinlikle psikolojisini ilgilendiren, psikolojilerini yerle bir edecek çok hassas konular bunlar. 3 tane insan narin cinayeti ortadayken niçin Malatya'da sağlık sorunları olan, psikolojisi iyi olmayan bir kayınpederin elinde tutulsun bu 3 çocuk? Kim alıp verecek Kasım Karatepe'ye bu çocuğu? Kasım Karatepe kaç kere daha masraf edecek? Kaç kere daha kapı kapı dolaşacak ki çocuklarına kavuşabilsin? Adalet istiyoruz efendim. Herkesin işini çok ciddi bir şekilde yapmasını bekliyoruz. Ajans Erzincan şimdi cebinizde. Hemen indir. Önce sen öğren. Kolay kullanım. Sade ve şık tasarımıyla haberlere kolay ulaşmanın adresi Ajans Erzincan. Cebiniz kadar yakınız. Ajans Erzincan'ı indirin. Erzincan'dan haberiniz olsun.